Uzun süredir ekranda görünmeyen Ragıp Savaş'la çok özel bir söyleşi var sırada. Ünlü oyuncu ekrana neden ara verdiğinden, en sevdiğim projem dediği Neredesin Firuze'nin kamera arkasında yaşananlara kadar her şeyi Magazin 8'e anlat. Abi de ondan sonra ver malı gitsin oğlum, tamam mı? Malı be. Şarkıyı söyleyeceksin ondan sonra. Ünlü oyuncu Ragıp Savaş'la çok özel bir röportaj. Böyle ciddi falan görünüyorum belki dışarıdan. Neden taraftarı olduğu Fenerbahçe'yi bırakıp fanatik bir Beşiktaşlı olmak zorunda kaldı? Beşiktaşlı olmaya karar verdim. Onlarca projede yer almasına rağmen hangi filmin etkisinden hala kurtulamadı? Çok güzel bir hikaye geçirdi. Hangi ünlü sporcuyla olan arkadaşlığı hayatını baştan aşağı değiştirdi? Aynı sene biz İstanbul'a geldik. Neredesin Firuze'deki Melih rolüyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Ragıp Savaş, tüm bilinmeyenlerini Magazin 8'e anlattı. Bir daha yapmaya kalksanız Firuze'yi ya da benzeri bir şey yapmaya kalksanız mümkün değil, çıkmaz böyle bir şey. Abi diyorum ki ya, hani benim şu son kasetten alacağım böyle ufak bir para vardı ya abi. Uzun süredir ekranda görünmeyen Ragıp Savaş bu ara kendini biraz Nadas'a bırakmış ve akademik çalışmalara ağırlık vererek öğrenci yetiştirmeye başlamış. Bazı insanlar öğrendiğini saklar ama ben öğrendiğimi öğretmeyi tercih ediyorum. Ama hemen bir dipnot düşelim, hasret bitiyor. Ragıp Savaş ekrana bu yıl geri dönüyor. Bir prodüksiyon içerisinde büyük ihtimalle yer alacağız. Onu artık sözleşme aşamasından sonra sevgili izleyicilerimize hep beraber söyleriz. Ragıp Savaş'ın oyunculuğa başlamadan önce profesyonel bir voleybolcu olduğunu biliyor muydunuz? Nasaş diye bir takımda oynuyordum. Döndükten bir 3 ay sonra falan Eczacıbaşı'nda görüştük. Oradan bir teklif geldi. Tabii çok heyecan verici bir şey, hiç beklemediğim bir şeydi bu benim. Aynı dönem Türkiye büyük bir futbol yıldızının da doğuşuna tanık oluyordu. O yıldız futbolcu İstanbul'a Ragıp Savaş'la birlikte adım attı. Metin Tekin, Beşiktaş'ın sarı fırtınası. Metin de Kocaeli'de, Kocaeli Spor'un genç takımından A takımına geçmişti. O da Beşiktaş'a geldi. Aynı sene biz İstanbul'a geldik Metin'le beraber. Beşiktaş'ın sarı fırtınası Metin Tekin'le Ragıp Savaş birlikte geldiler İstanbul'a. Bu yolculuk her ikisinin de hayatını değiştirdi. Ben Fenerbahçeliydim, babam Fenerbahçeliydi. Ben de Fenerbahçeliydim. Dolayısıyla Metin'in, kulübün Metin'e tuttuğu evde ben de daha çok vakit geçirdiğim için işte bütün o zamanın Beşiktaş'ın Rıza, Feyyaz, Ali, Metin ve diğer bütün kıymetli sporcularla birlikte vakit geçire geçire kardeş gibi olduk. Ta ki bir derbiye beni götürdüler. Çarşı grubunun ortasına koydular. O günden sonra da artık ben Beşiktaş'ta olmaya karar verdim. Oyunculuk sevdası ağır basınca Fenerbahçe'yi bıraktığı gibi voleybolu da bıraktı Ragıp Savaş. Sonrası zaten gözümüzün önünde gelişti. Beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç, beni affet. Bakın ünlü oyuncu kendini nasıl tanımlıyor? Ben aslında böyle çok şey görünüyorum, böyle ciddi falan görünüyorum belki dışarıdan, aslında çok komik, çok komik bir adamımdır. Yani gerçekten çok esprili ve komik bir adamım. Onu söylemenize gerek yok. Zaten ekranlardan biliyoruz. İbrahim Tatlıses'in kaseti tutmadığı zaman kaseti götürüp paramı iade edin diyebiliyor musunuz? Biliyoruz abi, satamıyoruz. Elimizde patladı. Arkadaşlar bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kardeşim bana ne ya? Bugüne kadar onlarca projede yer alsa da Ragıp Savaş için Neredesin Firuze'nin yeri ayrı. Ya kusura bakma, sana arattırdık. Ben dışarıdayım. Yurt dışı hatlarda bir şey var, arayamıyorum. Çok güzel bir hikaye geçirdik. Sette çok eğlendik. Gerçekten. Tanıtım müdürümüz, Melih kardeşimizi tanırsın, starımız. Ama ben gerçekten bu kadar kült bir filmin çıkacağını hiç tahmin etmemiştim. Yani bir başucu filmi oldu Neredesin Firuze. Haluk Bilginer, Ruhi Sarı, Cem Özer, Özcan Deniz ve Demet Akbağ gibi işinin ehli isimlerle Neredesin Firuze için kamera karşısına geçen Ragıp Savaş, filmin üzerinden 12 sene geçmesine rağmen hala etkisinden kurtulamamış. Şarkılar hala çok fazla dinleniyor. İşte bazen bazı şeyler
bazı dönemde denk gelir ya, bu da böyle bir şey oldu. Yani bir daha yapmaya kalksanız Firuze'yi ya da benzeri bir şey yapmaya kalksanız mümkün değil, çıkmaz böyle bir şey. Ben seni sevdiğim zaman bu şehirde yağmurlar yağardı. Neredesin Firuze'de oyunculuklar kadar şarkılar da çok konuşulmuştu. Ragıp Savaş albüm hazırlığındaymış. Ağır, ne bileyim işte böyle siyah beyaz bir şey hep kafamda. Böyle ağır bir şey, bir şey anlatmasını istiyorum şarkının muhakkak. Ragıp Savaş'ın sesinin güzelliği kızı Nil'e de geçmiş. Imagine there's no heaven. O yarışmaya katıldı. Çok şey öğrendiğini, o yarışmanın Nil'e çok şey öğrettiğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Nil, babası Ragıp Savaş'ın da desteğiyle O Ses Çocuklar'a katılmış, sesi çok da beğenilmişti. Imagine all the people. En azından o kadar büyük bir kalabalığın önünde kendini ifade edebilmeyi çok iyi öğrendi. Yani bütün çocuklar için aslında söz konusu bu.